Herkese merhaba. Bugün Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan sütlacı hazırladım. Bunun için Dost markasının altın süt olarak geçen sütünü kullandım. Bu tam yağlı bir pastörize süt. Güzel kaymak yaptığı için denemek istedim. 1 litre sütle yaptım. Bu ölçülerim 1 litre süte uygun. Siz bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz oranlarına dikkat ederek. Sütümü tencereye ekliyorum ve hemen ardından yıkanmış pirincimi ekliyorum. Burada ben gram ölçüsü olarak verdim. Fakat şöyle söylemem gerekirse 1 litre süte 1 çay bardağından bir parmak kadar eksik pirinç ve 5 yemek kaşığı kadar şeker koydum. Bu ölçüler çok güzel bir sütlaç kıvamı oluyor. Ama mutfak tartınız varsa tabi tartarak koymanızı tavsiye ederim. Sütlacı yaparken sürekli karıştırıp başında kontrollü bir şekilde pişirmek çok önemli. Çünkü pirinçler dibe çöküp yapışabiliyor tencerenin dibine, yanabiliyor. O yüzden sürekli kontrollü olmakta fayda var. Sütlaç yapımı kolay değildir. Burada fark ettiğiniz gibi nişasta veya pirinç unu eklemiyoruz. Tamamen pirincin kendi nişastasıyla kıvam alacak. O yüzden uzun bir kaynatma süresi var. 1 saat kadar. Şekeri kaynadıktan sonra en son ekliyoruz. Bu da önemli. Çünkü şeker biliyorsunuz neredeyse bu şekilde pişen bütün tatlılarda en son eklenir. Pirinçler patladıktan sonra, nişastalarını saldıktan sonra yani yaklaşık zaten 1 saatin sonunda göreceksiniz. Sütünüz kıvam almaya başlıyor ve durdukça da kıvam almaya devam edecek. O yüzden 1 saatin sonunda şekerimizi ekliyoruz. 5 kaşık kadar 1 litre süte. Ve ondan sonra da bir 5-10 dakika kadar kaynatıp kaselerimize paylaştırıyoruz. Kaseleri oda ısısında soğuttuktan sonra dolaba alabilirsiniz. Sütlaç ne kadar beklerse o kadar kıvam alıyor. 1 litre sütten ben de 5 kase, 5 büyük kase sütlaç çıktı. Yani 5 kişilik aile için oldukça ideal bir ölçü. Üzerine tarçın serperek yiyebilirsiniz. Yumurta sarısı sürerek fırına atıp fırın sütlaç yapabilirsiniz. Ya da fındık serpip fındıkla da tüketebilirsiniz. Bizim en sevdiğimiz fındık serpip tüketmek. Kesinlikle lezzeti farklı bir boyuta taşıyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun.